Kızımla nasıl gurur duyduğumu sana anlatamam. Rolü nasıl kapıverdi ama tuttuğunu koparır. Ne de olsa kimin kızı değil mi? Neyse bana bakın, oyuna mutlaka bekliyorum, tamam mı? Öptüm, görüşürüz. Sadık Bey, size inanamıyorum. Aramadığınız bir tüpçü kaldı. Kusura bakmayın ama sizin yaptığınıza, görmemişin çocuğu tiyatrocu olmuş, gitmiş yedi düvere haber vermiş derler. Aa, ne diyorsun sen Firuze? Benim bu duygularımı dostlarımla paylaşmam çok doğal bir hakkım yani. Dostlarınız mı? Bakkalı bile aradınız. Hani o ip sizi kazıklardı? Siz dostunuz düşmanınız kim, iyice bir düşünün, ben kapıyı açıp geliyorum. Selam Firuze abla. Hoş geldiniz. Biz geldik. Oo, hoş geldiniz çocuklar. Anlatın bakalım, prova nasıl geçti? Çok mutluyum baba. Bugün karar verdim, büyüyünce tiyatrocu olacağım. Kesin olursun. Neden? Rolünü çok mu güzel oynadı? Çok garip ama. Bugün Ceren'in aklından ne geçerse o oluyor. Olanları bir duysan inanmazsın baba. Bugün provaya giderken trafik çok sıkışıktı. Otobüs tam 15 dakika olduğu yerde kaldı. Ceren keşke ışınlanabilsek abi. Bu trafik yüzünden provaya geç kalacağım dedi. Sonra bir baktık otobüs tam okulun önündeki durakta. Hadi canım, daha neler. Evet baba, yemin ederiz. Tövbe deyin, tövbe deyin. Bir de bunu dinleyin. Eve dönerken Ceren size çiçek almak istedi. Ama harçlığımız yetmedi. Sonra bir de ne olsun? Elimi cebime attım. Cebimden tam tamına çiçek alacak kadar para çıktı. İşte kanıtı. Hadi hadi, sen kirliçi kısındır. Sen para biriktirmek için oraya buraya saklarsın ya, sen onları bulmuşsundur mutlaka. Paralarımı hesabımda biriktiriyorum baba. Cebimde olmadığına eminim. Doğruyu söylüyorum. Sabah uyandığımda çok susamıştım. Başucumdaki suyu gece içtim. Bir baktım abimin başucundaki su hala duruyor. Ben daha onu almadan bardak havada böyle uçarak bana geldi. Buna ben de inanmıyorum. Sadık Bey, bu hayal gücünün yarısı sizde olsa eşinizde bayağı bir terfi ederdiniz. Bakın Cem, Ceren, bunları hayal etmek çok güzel. Ben de bunları hayal etmek isterdim. Ama baba... Çünkü sizin yaşınızdayken ben de aynı şeyleri hayal ederdim. Uçan arabalarım, uçan bisikletlerim olmasını. Sonra babamın bana alamadığı o pahalı oyuncaklara parmak şıklatarak sahip olmayı. Demek ki çocuklar da size çekmiş Sadık Bey. Hatta annenizi kaybettiğimiz gün ona hayat verebilecek sihirli bir güce sahip olmayı. Ama insanlar böyle sihirli güçlere sahip olamazlar. Bizler ancak hayal gücüne sahibiz çocuklar. Yani gerçek olmasalar bile söylediklerinizi düşünmeniz çok güzel şeyler. Çünkü siz çok zeki çocuklarsınız. Ancak zeki insanlar büyük hayaller kurabilirler. Belki de babam haklı Ceren. Ben doğruyu söylüyorum abi. Ben çok kötü kalpliyim. Ben çok kötü kalpliyim. Bundan sonra hayatıma bir papağan olarak devam edeceğim. Bundan sonra hayatıma bir papağan olarak devam edeceğim. Adamım arıyor, aç. Adamım arıyor, aç. Hadi aç. Bak açmazsan ben açarım. Hadi aç. Bak açmazsan ben açarım. Açma. Açtım bile. Duducuğum. Ne var Umur? Ne var Umur? Dudu, iyi misin sen? Sana ne? Niye rahatsız ediyorsun beni? Sana ne? Niye rahatsız ediyorsun beni? Ama Dudu, neden bana böyle davranıyorsun? Hani bugün arayacaktım, randevulaşacaktık, buluşacaktık. Avucunu yala Umur. Benim senin gibilerle kaybedecek vaktim yok. Bir daha beni arama. Beni bir daha arama. Avucunu yala Umur. Benim senin gibilerle kaybedecek vaktim yok. Bir daha beni arama. Beni bir daha arama. Seni anlamıyorum Dudu. Geçirdiğimiz onca romantik günlerden sonra nasıl böyle laflar edebilirsin? Tamam. Seni bir daha aramayacağım. İntikam. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.